Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben iyiyim. Umarım sizler de çok iyisinizdir. Uzun zamandır düğün telaşı, işte hazırlıklar vesaire bunların olduğunu biliyorsunuz zaten. Yani kanalımı takip edenler biliyorlardır. Bugün de yine sizleri yanıma alıp beraber dışarıya çıkacağız. Gelinliğimi ve Doğan'ın damatlığını teslim alacağız. Ona damat ayakkabısı bakacağız, işte kınada giyeceği pantolona ve gömleğe karar vereceğiz vesaire. Bu tarz şeylerle uğraşacağız bugün ve bugün aşamın ikinci dozunu vurulacağım. Bakalım bununla alakalı olarak ilk dozunda ben bir sorun yaşamadım ama ikinci dozda çoğu kişi işte yan etkilerini gördüğünü belirtti. İşte baş ağrısı, mide bulantısı, sıtma vesaire şeklinde durumlar yaşadığını belirtti. Ben de bunu gözlemlemek için hem videoya almak istedim bugün hem de sizlerle beraber bu anımı paylaşmak istedim. Şimdi kalktım sabah erkenden saat 9. Yapmıyorum biliyorsunuz çok erken saatte. O yüzden hemen bir kahve demledim. Sesim de kesildi. Bilmiyorum neden oldu. Kahve demledim. Geçtim. Şimdi kahvemi içeceğim, oturacağım, sonra hazırlanacağım. Doğan şu an işte olduğu için onun işten gelmesini bekleyeceğim ve sonra beraber dışarıya çıkacağız. Şimdi de yine buharlaşıyoruz. Geçtiğimiz videoda söylemiştim, eğer izleyen arkadaşlarımız varsa. Hatırlayanlarınız da vardır muhtemelen. Çeyiz gidecekti. Ben video çekecektim, güya çeyizle alakalı, yalan oldu. Çekemedim çünkü o kadar kargaşa oldu ki çeyiz günü. Yani fırsat bulamadım. Böyle bir çekmeye başladım ama eğer yani bu videoyu düzenlerken onu da böyle beğenirsem ruh halime göre yani o kesmini paylaşacağım. Ondan sonra yani kendi evimde hiç çekemedim zaten. Asla fırsat olmadı. Hiç nefes almadan toparlamaya çalıştık her şeyi. Neyse o yüzden öyle bir video maalesef gelemedim. Ama daha evim çok kargaşık burgaşık olduğu için yani şu an çeyizler çok yerleşti. Evet her şey yerinde ama tabii ki de kendi düzenimi oluşturmak için illaki bir video çekmem gerekecek. Yani illaki bir düzenleme yapmam gerekecek. Bununla alakalı yine bir video gelecek ilerleyen zamanlarda. Muhtemelen düğünden sonra falan olur artık. Çünkü düğüne ne kadar kaldı? 10 gün falan kaldı. Değil mi? Bugün ayın kaçı? Ha 15 gün kalmış. İyi. 5 gün fazla. Neyse, işin özü, buradaki her şey gitti, odamdaki her şey gitti. Herhalde yani YouTube'a başladığımda burada bir dünya koli vardı. İlk defa odamı bu kadar düzenli göreceksiniz diye düşünüyorum. Burası boşaldı. Burası zaten çeyizler başlamadan önce böyle bomboştu. Burada bir minderim vardı. Burası böyle bomboş. Ondan sonra burası bomboş. Bakın. Şöyle, tabii şu kargaşıklığı artık görmezden gelin. Yani içimden toparlamak gelmiyor. Şurada gelin ayakkabım var. Ve bu dolabın üzeri bomboş. Şunu götürmedim çünkü hepsi burada, alışverişimizde bir sorun çıktı. Yani milyon tane destek açtım ama bir türlü sorunu gideremediler. O yüzden o kaldı. Onu geri göndermem gerekiyor aslında ama bir türlü kargo kodu vesaire bir şey veremedikleri için kaldı. Yapacak bir şey yok. Benim problemim değil sonuçta. Şimdi ben tabii ki buharlaşıyoruz dedim ya size. O yüzden şöyle incecik bir elbise giydim. Çünkü pantolon giymek İzmir'de mümkün değil yani. Bu sıcakta mümkün değil. Dün Doğan'la yine dışarıya çıkmıştık. Yanlışlıkla pantolon giyinme gafletinde bulundum ve sırılsıklam oldum diyebilirim. Neyse. Evet, hazırlandım. Doğan'ı bekliyorum. Küpe takmadım ama küpe en iyisi takmayın çünkü orada gelinliği deneyeceğiz bir daha. Deneyeceğim daha doğrusu. Takılmasın şimdi. Şu saatimi takayım. Şöyle dediğim gibi İzmir sıcağında açık saç çok dayanmadığı için şöyle topladım. Şu gelişi güzel bir şekilde. Artık böyle oldu.
bir şeyler yerken mutluyum ben. Geçen videoda hamur işi bekliyorum falan dedin ya. Hı? Yok, hamur işi seviyor nişanlımız demişler. Bayılıyor. Kendim de yaparım hatta. Fırından alıyorum hamuru. Ne yapıyorum? Pişi. Pişi yapıyorum. Erkek adam ne yapacak? Yine de çok yemeyin. Karbonhidrat bir şeyle. Evet, kamu spotu. Ben yiyorum, kilo almıyorum. Ben ne yesem yarıyor, su içsem bile yarıyor. Bu da bahane. Ne yesem yarıyormuş. Biz de yiyoruz, yaramıyor. Sana yaramıyor. Metabolizma sen hızlı. Sürekli. Eritiyorsun. Doğan'ın öyle bir şeyi var ki akşam yemeği yiyor. Yemekten daha kalkmadan hemen çay. Çayın yanında ıvır zıvır. Sonra kahve. Kahvenin yanında ıvır zıvır. Yatana kadar yiyor. Üstüne karpuz yiyor, kavun yiyor. Ama bir karpuzu kendi başına bir günde bitirdiğin oluyor değil mi? 1,5-2 gün hadi. Ama ya. Geçen gün aldın ya Doğan bir beraber. Bir oturuşta çeyreğini yiyebilirim ben. Hayır, geçen gün beraber bir karpuz aldık seninle. 2 gün geçmeden bir daha karpuz aldık. Annemle yiyoruz, ben tek mi oturup yiyorum? Annen ne kadar yiyor Allah aşkına. Sen de yedin üstüme atma. Yalan. Yalan. Benim gelinliğim de şunlardan biri. Hangisi acaba? Gelinliğimi aldık. Gelinliğimi aldık fakat Doğan'ın damatlığını alamadık. Orada üzerinde birkaç işlem kaldığını falan söylediler. Bayramdan sonra alabilir misiniz dediler. Olur dedik biz de şimdilik. Hatta kendi aramızda konuştuk acaba damatlığa hiç başlamadılar mı falan diye. Ama artık öyle oldu yani, öyle belirttikleri için biz de mecburen tamam dedik. Bayram dönüşü arayacağız hemen. Doğan'ın da damatlık işini halledeceğiz. Çünkü zaten bayramdan 4-5 gün sonra bizim kına gecemiz var. Tabii kına gecemiz var. Yani o arada halledemeyeceğimiz için ondan önce mutlaka halletmemiz gerekiyor. O şekilde şimdi buradan Gaziemir Outlet'e geçeceğiz. Orada ayakkabı bakacağız Doğan için. İşte kına gecesinde giyeceği pantolon vesaire bir şey bakacağız. Böyle öncesinde arabamız birazcık pislendiği için yıkamaya geldik. Eve geldim. Saat 2:50. Aşıya gittim ama sağlık ocaklarında 6 kişi olma muhabbeti olduğu için olamadım. Daha doğrusu 5. kişiydim. 6. kişiyi beklemek istemedim. O yüzden şimdi birazdan internetten bakacağım. Devlet hastanesinde randevu varsa akşam saatini alacağım. O yüzden eğer randevu bulursam bu videoyu bitirmeyip aşıdan sonra güncelleyeceğim. O şekilde bitireceğim diye düşünüyorum şimdilik. Ondan önce gelinliğimi alıp eve gittik. Mevcuttaki, yani ileride oturacağımız eve. Ve eve gittiğimizde hiç hoş manzaralarla karşılaşmadık. Korniş düşmüş. Perde ve korniş tamamıyla düşmüş. Evi tertemiz yapmıştık. Onun pisliği olmuş her yer. Perdeler ağır geldi muhtemelen. Çünkü hem stor hem ince tül vardı üzerinde. Ya kornişi dandik taktıkları için perdeler ağır geldi ve düştü. Ya da cidden perdeler sağlam bir korniş olmasına rağmen tutmadı, ağır geldi ve düştü. Yani bilmiyorum artık ne olacak. Hemen aradık perdeciyi, bakalım. Bir yol izleyeceğiz ona göre. Yani böyle işlerin arka arkaya problemli olması, işte zora koşuyor olması çok sinir bozucu. Mesela bugün damatlığımızı da teslim alamadık. Bir daha onun için gideceğiz. Üstüne bu perde muhabbeti oldu. Ve bunun gibi birkaç işimiz daha böyle yolunda, aşı olamadım mesela. Ve bunun gibi birkaç işimiz daha böyle yolunda gitmeyince benim moralim bozuluyor. Çünkü zaten kısıtlı zamanımız var ve hepimizin zamanı kıymetli. Ona rağmen böyle şeyler olunca böyle canım sıkılıyor yani. Neden ben ikinci kez bir daha gelinlikçiye gideyim? Mesela şeyler düşünüyorum. Çok sinirim bozuluyor o yüzden. Neyse. Açacağım tekrar yani. Şimdi randevu bakıyordum. Yarın akşama bulabildim. Akşam saatlerinde aldım senin de gitmek istediğim için. Devlet Hastanesi'nden yarın akşam saat 10'a aldım. O yüzden bu 2 günlük bir vlog olacak.
Enerjim düştü gerçekten, moralim bozuldu çünkü. Evi de öyle görünce tertemiz yapmıştık yani, bütün her şeyi yerleştirmiştik ama mahvolmuş. İkinci günden herkese merhaba. Dün en son kamerayı nerede kapattım hatırlamıyorum. Sanırım dert yanıyordum size. Bugün de şimdi işlerimi halletmek için çıktım. Bugün aşıdan sonra kapatacağımı söylemiştim. Yani aşıyı olayım, ondan sonra biraz zaman geçsin. O şekilde kapatacağım. Şimdi düğün için kuaför ayarlamaya gidiyorum. Benim kendim için ayarlamıştım ama kalabalık olacağız bayağı. Kızlar için de bir yer ayarlamaya çalışacağım şimdi. Onun için gidiyorum. Sonra annemle buluşacağız. Onu düğün için elbise bakacağız falan. Böyle yani bugün. Kuaför işini hallettim. Hep beraber aynı kuaföre gideceğiz. Çünkü benim kuaförde gelin saçımı yapılacak kimse yokmuş. Yani ben haricinde bir tane gelin varmış. O yüzden hepimiz aynı kuaföre gideceğiz. Cümbür cemaat bir 10 kişi falan gideceğiz. Ama öyle daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. Şimdi annemle buluşacağız. Arkadaşlar dışarısı o kadar sıcak ki. Çok sıcak dışarısı. Ve bakın her yerimde bir şeyler çıktı. Her yerimde. Şimdi anneme abiye bakıyoruz. Böyle burada bir dünya abiye var. Annem şurada deniyor. Böyle bir sürü abiye var. Bunların fiyatları da genelde uygun fiyatlılar. Oldu mu anne? Valla ne zor girdi de şimdi bakacağız. Arkadaşlar aşımı oldum. Manitam beni aşıya getirdi. Aşı oldum. İlk aşıya göre birazcık yapan kişinin elinden dolayı herhalde hissettim yani. İlk aşıda hiç hissetmemiştim. Şimdilik böyle. Birazcık izleyeceğim kendimi. Bakalım başıma bir iş gelecek mi? Bilmiyorum artık. Hepsi kaçıyor, hepsi kaçıyor. Ota da yürüyor ha senin şansına. Öğrendin ha bu işi. Devam et, devam et. Top. Toplar var daha. Top bitene kadar. Haydi bakalım. Küçüğü daha kısım gördün mü? Gördüm. Aferin, hadi. Hadi. Hadi aşkım. 10. 9. Vermedi. Heh, nasıl gidiyor? Atıyor mu? Hadi orayı çekiyorum, atamıyorum. Hadi bakalım. Ne? O kadar da değil, o kadar da değil. Son jeton var bak, son jeton var. Hadi son top. Yoruldun mu? Çok güzel yapmışlar bu. Bir sürü oyuncak var şimdi karışık. Baksana baba, helikoptere baksana, orada sallanıyor ağacın hizasında bak. Adam para kazanmanın yolunu biliyor. Hadi. 3 tane jeton aldık. 3 tane jeton aldık. 10 lira verdik. 5 dakika önce oynamıştık. Çocuklar gelince aileler geri çeviremiyor ki, alacaklar illaki oyuncağı. Şimdi bindirecek. Öyle yapmış, şimdi öyle bir sahne var. Kesinlikle nereden bakarsan bak çocuk görüyor.
Hani oynamaya girecek çocuk oraya. O içeride de bayağı uzunca, içeriye de bayağı şey var. Yan tarafa kadar. Daha bak şu et dünyası yazıyor ya. Oraya restoran yapacaklar. Mangal. Alkolsüz mangal yeri. Evet. Kendin pişir kendin ye gibi. Mantıklı. Köydeki gibi. Öbür taraftaki hı-hı gibi. Arkadaşlar artık bu video sonlandırmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Biraz önce aşıdan sonra yani daha doğrusu annemler dışarıdaydılar. Ben de Doğan'la beraberdim. Doğanlara gitmiştim. Doğan beni aşıya götürdü. Aşımı oldum. Sonra annemlerin yanına geçtik. Dışarıdaydılar. Zaten gördüğünüz orada oyun alanında orada baskette oynadık. Neyse aradan şu an 3 saat falan geçti. Artık ben de bu videoyu hem kapatmak istiyorum, bitirmek istiyorum. Çünkü düzenlemeye koyacağım hemen. O yüzden aşıyla alakalı yani ikinci dozumla alakalı şu an herhangi bir etkisi yok. 3 saatte ne etki olur ben de bilemiyorum. 3 saatte ne kadar etki olur ben de bilemiyorum ama dediğim gibi vurulduğum anda olan ilk bir bu sızlama oldu. Onun dışında şu an bir şey yok ama eğer daha sonrasında bir şey olursa Instagram'dan beni takip ederseniz oradan aşıyla alakalı görüşlerimi tekrardan bildireceğim. Artık ben dediğim gibi videomu sonlandırıyorum. Bu iki gün benimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederim. Eğer videolarımdan haberdar olmak isterseniz ve videolarımı beğenip bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, videolarımın altına yorum bırakmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.